Merhaba değerli dostlar. Bu haftaki konuğum sevgili Hande Bozkurt, fotoğraf sanatçısı. Nasıl tatlı, nasıl güzel bir elektriği var. Şimdi sizler de göreceksiniz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bize neler anlatmak istersiniz? En başı nasıl oldu bu işin? Biz biliyoruz ama. Aslında şöyle oldu. Her şey kızımın doğumuyla birlikte başladı. Normalde ben bankacıydım. 15 yıl bankacılık yaptım. Fakat işte 10 yıl önce kızımı dünyaya getirmeye karar verdiğimizde bir fotoğrafçı tutmaya karar verdim. Şu anda hala kendisiyle de görüşüyorum bu arada. Çok da severim. Yaptığı işe o kadar hayran kaldım ki neden olmasın, acaba ben de yapabilir miyim diye böyle ufak ufak araştırmalara başladım. Sonra dedim ki, bu arada biz Bursa'da yaşıyorduk, İstanbul'a taşındık. Ha, öyle mi? Evet. Aslında ondan öncesinde bir yurt dışı maceramız vardı. Ukrayna'da yaşadık bir yıl. Ukrayna. Yine bankada çalışarak, Kredit Büro Bank'ta. Kriz çıktı ama biz gittik. Hayallerimiz böyle 5-10 yıl kalmaktı ama ilk gittiğimiz yılda kriz çıkınca geri döndük. Döndüğümüz zaman da 2008 krizi hatırlarsınız. Evet. İstanbul'da da bütün bankalarda işten çıkarımlar başlamıştı. Bursa'da iş bulduğumuz için mecburiyetten Bursa'ya taşındık. Kızım doğduğu zaman da hemen tekrar İstanbul'a geri dönmek istedim. Bir yandan da böyle fotoğrafçılığa nasıl adım atabilirim, nasıl başlayabilirim, bu işin duayenleri kimler öğrenmek istedim. Araştırdığım zaman Muammer Yanmaz'ı buldum. İlk önce ondan temel fotoğrafçılık eğitimi aldım. Sonra beni kesmedi. Dedim ki ben bu işi bir tık daha ilerletmeliyim. O sırada da Muammer Hocam yeni bir işte profesyonellere özel ayrı bir kurs açtı. Bu sefer tekrar ona gittim. Sonra dedim ki birazcık arka tarafını da öğrenmem lazım. Bu sefer Photoshop eğitimleri almaya başladım. Ama hala bankada çalışıyorum. Hep hafta sonlarım ve hafta içi akşamları sürekli çalışıyorum. Sonra artık böyle tam anlamıyla öğrenmeye başladığımda dedim ki ben bu işi gerçekten profesyonel anlamda yapacaksam bence bir diplomam da olmalı. Tekrar üniversiteye yazıldım. Kızımla birlikte, hatta soruyordu bana, anneciğim nereye gidiyorsun? Kızım işte sınava gidiyorum, anneciğim niye gidiyorsun? Anneciğim bir işim var, anlatacağım ben sana büyüyünce diyordum. Sürekli ama o kadar zevk alarak o derslere çalıştım, o sınavlara girdim ve diplomamı aldım ki size anlatamam. Fakat bankada da her şey çok yolundaydı. Çok böyle düzgün ilerleyen bir hayatım vardı. O yüzden keskin bir karar. Yolunda gitmese neyse. Aynen ama öyle. Yolunda giderken aynen siz gözünüzü kararttınız. Ki yaptığım işi de gerçekten çok seviyordum. Ortamımı çok seviyordum, arkadaşlarımı, ekibimi. Fakat pandemi herkesin hayatını değiştirdiği gibi benim de hayatımı, bakış açımı değiştirdi. Çünkü kendi işimi yaparsam eğer çocuğumla geçireceğim vaktin daha fazla olacağını düşündüm. Onun gerçekten annesine ihtiyacı olduğunu düşündüm ve pandemide ikimiz birlikte 2 yıl boyunca evde olunca, çocuklar da okula gitmiyordu biliyorsunuz. Onunla ders çalışıp ya sabah kalkıyorum, bütün gün kızımla birlikteyim. Akşam yatıyoruz, gene birlikteyiz. Yani o kadar böyle keyifli, huzur dolu bir 2 yıldı ki size anlatamam. Sonra artık pandemi bitip herkes işine dönmeye başladığında ben dönmeme kararı aldım. Dedim ki artık tamam, ben bu işe adım atmalıyım. Gerçekten de her şey istediğim gibi ilerledi ve çekim yapmaya başladım. Fakat burada da şöyle bir şey oldu. Ya ülkemizde hep böyle işte stüdyo fotoğrafçılığı ilerlemiş durumda. Yeni doğanlara genellikle böyle konsept çekimler yapıyorlar, giydiriyorlar ama hep stüdyo ortamında. Ben hep açık havada çekim yapmak istedim. Çünkü o kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki. Çok. Yani tabii ki çok değerli fotoğrafçılar var Türkiye'de de, yurt dışında da çok güzel yansıtıyorlar. Ben de neden onlardan birisi olmayayım dedim ve böyle dışarıda artık ufak ufak çekimler yapmaya başladım. Ters ışık kullanmayı çok seviyorum. Fakat mesela diyelim ki sizinle randevu oluşturuyoruz. Siz geliyorsunuz ama ben giydirmek istediğime karar verdim. Dedim ki sonuçta insanların dolabında her türlü kıyafet olmak zorunda değil. Sonra ben kıyafet biriktirmeye başladım. Ha, öyle mi? Tabii. Gelen bütün müşterilerin, ya özellikle çocukların işte 0 yaştan 5 yaşına kadar kız erkek ben giydiriyorum. Ayakkabısından şapkasına kadar. Böyle konseptiniz var. Tabii. Ama herkes için farklı farklı. Çünkü o kadar fazla kıyafet bütün böyle şey. Artık eşim diyordu ki bana, Hande'cim yani bu kadar eşya alıyorsun da yani ne yapacaksın bunları? Hadi artık bir çekim yap o zaman da. Anneciğim zamanı var, zamanı var. Yani sürekli hep böyle hep konsept ilerledim. Dönem kıyafetleri gibi değil mi? Aslında tam dönem de değil. Böyle
tabii ki o eski dokunun olması çok hoşuma gidiyor. Ama böyle günümüz kıyafetleri de değil. İşte böyle daha çok toprak tonlarında, sarılar, turuncular, böyle bebek kıyafetleri. Evet, böyle bebek yakalar, şapkalar, böyle çok seviyorum. İşte önlükler. Sonra dedim ki sanırım sadece kıyafetle de olmuyor. Bu benim birazcık daha aksesuar almam lazım. İşte bu sefer mama sandalyeleri, normal sandalyeler, işte salıncaklar, böyle bir sürü işte yılbaşı için ahşap böyle evler. Hep böyle dekorları oluşturmaya başladım. Sonra baktım eve sığmıyor, depo tutmak zorunda kaldım. Onların hepsini depoya ayarladım. Ve hepimizin hayatında olan Instagram'a giriş yaptım. Evet. Bence çok zor bir mecra. Yani orayı yönetmek, sürekli canlı tutabilmek, takipçi kazanabilmek. Çok. Gerçekten ben influencerlara falan çok hayranlıkla bakıyorum. Önceden diyordum ki ya ne yapıyorlar ki, bir tane şey atıyorlar, hikaye atıyorlar, ama gerçekten o hikayeyi düzenlemek işte. Ben beceremiyorum o işleri mesela. Videoları düzenlemek gerçek. Yani ben işin içinde olduğum halde hakikaten mesai harcamak gerekiyor. Ben o gün bir paylaşım yapacaksam mutlaka akşam İşte fotoğrafı düzenliyorum, altına yazacaklarımı hazırlıyorum, ışığını ayarlıyorum. Ama sadece fotoğraf paylaşmakla da olmuyor ki, insanlar sizin hayatınızı da merak ediyorlar. Evet, bir kadın var, bir fotoğraf çekiyor ama bu kim? Siz yoksunuz. Ben yokum. Yaptıklarınız var sadece. Aynen öyle. Evet. Ya, anladım ki benim daha çok kendimi de paylaşmam gerekiyor. Nasıl çekim yaptığımın. Daha bazı bildiğim şeyler var ama hala hayata geçiremediğim, geçirmekte zorlandığım, çünkü ben hep istedim ki insanların güzelliğini ben yansıtayım. Ben hiç kamera karşısında, mesela ben geçsem bir fotoğraf çekiminde hiç model olabilir miyim düşünemiyorum. Yani çektiremiyorum. Yani o verdiği kendi söküleceğinden yapamayacağınızdan. Yani o verdiğim pozları, evet, kesinlikle kendim veremiyorum ve çok utanıyorum. Dehşet utanıyorum. Böyle kameraya bakmak bile böyle beni şey yapıyor. O yüzden gelen herkese önce bir anlatıyorum. Diyorum ki bakın, 2 saatimiz var. Böyle böyle yapacağız. Ben sizi yönlendireceğim. Hiç merak etmeyin. İşte doğada çektiğim için portatif bir çadır aldım. Yanımda götürdüm. Herkes şaşırıyor. Diyor ki hanım, bu fotoğrafları burada mı çekiyorsunuz? Diyor ki evet, çünkü Kadıköy'ün göbeğinde bir yer. Sadece böyle birazcık kurumuş otlar ve birkaç tane ağaçlar var. Herkes şey zannediyor. Böyle Çekmeköy'de ya da işte Riva'da, böyle daha böyle ormanlık bir alanda çektiğimi zannediyor. Halbuki şehrin ortasında bir yer. Çünkü benim mahallem. Çok araştırdım onu da. Önce işte bir sürü yerlere gittim. Ama yani İstanbul'da zaten insanlar trafikten bıkmışlar. Ya. Zaten çok kısıtlı vakitleri var ve ben nasıl onların hayatlarını kolaylaştırabilirim? Nasıl çekim daha böyle keyifli geçer ve çıktıktan sonra da bütün günleri trafikte geçmez diye düşünürken, sonra bir baktım, ha dedim, burası olmaz mı? Ya bu olur herhalde. Hemen böyle bir deneme çekimleri yaptım. Çok da beğendim. Işığı da çok güzel. Lokasyon da çok güzel. Orada çekim yapmaya başladım. O şimdi konsepti hayal edinmek çok çok önemli. Çok farklı bir göze sahip ol, sanat gözüne sahip olmanız lazım. Yani tabii onu bilemem. Evet. Onu genellikle müşteriler, evet, genellikle onu müşteriler söylüyorlar. Çünkü çok şaşırıyorlar. Bu fotoğrafları burada mı çekiyoruz? Açıyorlar. Bu da mı burada? Bu da mı burada? Yani hepsi orada. Başka, evet, hiçbir yere gitmiyor. Yani çok nadirdir. Aslen Yalovalıyım. Yalova'daki müşterilerime de hizmet ettiğim için onlara için sadece Yalova'da birkaç tane bir yer var. Orada çalışıyorum ama genellikle hep 12 ay İstanbul'dayım. Müşterileriniz genelde nasıl bir kesimden geliyor? Şöyle, aslında şehir dışından bile gelenler var. Ama hep ufak çocuğu olanlar, işte 1 yaş çekimi, 2 yaş çekimi, 3, 4, 5. 5'in yukarısı da genelde şey diyor. Çocuğum bir anda büyüdü, hı hı, ve ben kaçırmışım. Ona böyle bir şey hediye etmek istiyorum. Çok mu geç kaldım sizce? Hep diyorum ki hayır. Ya da mesela bazı bayanlar arıyorlar. Diyorlar ki Hande Hanım, ben sizin fotoğraflarınızı çok beğeniyorum. Ama ben evli değilim. Diyorum tamam, ama diyor benim çocuğum da yok. Diyorum tamam. Kendime diyor doğum günü hediyesi etmek istiyorum. Ay diyorum tabii ki, yani o kadar böyle mutlu oluyorum ki. Genelde tabii erkekler pek hoşlanmıyorlar fotoğraf çekmekten. Annelerin, evet, zoruyla geliyor babalar. O yüzden babaları hiç yormuyorum. En son çekim bittikten sonra birkaç poz. Bazıları da tabii istiyor. Onlar da daha da fazla. Böyle çalışıyorum. Çocuklarla çalışmak zor mu? Onların çünkü durmuyorlar yerlerinde. Nasıl onları o anda zapt edebiliyorsunuz? Şöyle, ya bir yaş çok kolay. Bir yaşta hiç problem yok.
2 yaş bir nebze daha zor ama 3 yaş kabus. Yani artık anneler bile böyle şey, kanter içinde kalıyoruz. Çünkü meraklılar, keşfetmek istiyorlar, poz vermek istemiyorlar. Zaten poz vermelerine de gerek yok, o da ayrı bir konu ama yani durmuyorlar bile, öyle diyeyim. Kıyafeti giymek istemiyorlar. Hep böyle her şeye itiraz zamanı ya. 3 yaşın haricinde diğer tüm yaşlar çok güzel geçiyor çünkü artık hepimiz şehir hayatındayız. Çocuk da şaşırıyor aslında doğaya geldiği zaman. Hatta geçen gün çok ilginç bir şey oldu, onu da çok kısa paylaşayım. Geçen sene bir yaşını çekim yaptığım bir ailem 2 yaşında da çekim yaptırmak istedi ama ormanda değil de hani dedim sahil kenarında çekebilir miyiz dedi. Daha önce hiç sahilde çekmemiştim ama tabii dedim, olabilir. Hemen işte yer araştırdık, buluştuk, gittik. Çocuk giydirdik, işte tam çekime başladık. Bir anda böyle yere bakıyordu, hipnoza girmiş gibi kafasını kaldırdı ve denize atladı. Geçen hafta. Biz tabii şok olduk. Allah dedim, ne oldu yani, ben böyle çocuğu kaldırdı gittik ama hiç ağlamadı bile. Hiç şeydi yani, o anda canı yani girmek bunlar istedik. Deli 10 yaşına kadar. Hemen böyle şey kuruladık, kıyafetlerini değiştirdik, çekimize devam ettik. Yani çok tabii bazıları da ama muhteşem kolay geçiyor. Yani normalde 2 saat, 2,5 saat süren çekimimizi 1 saatte tamamladığımız da oluyor. Bazısında da hiç durmadığı için başka bir hafta, başka bir gün çekimi tekrarladığımız da oluyor. Özellikle işte dediğim gibi 3 yaşlarda, onun haricinde hiç olmadı. Şimdi Balyoca'da da güzel bir hayatınız var. Zaten bu sınır tanımayan kadınlar konseptinin kilit noktası. Bir anda gözünüzü karartıp bu işe girdiniz. O kilit noktasını bize anlatabilir misin? Ya o tamamen kader kısmetin dışındaki duygunuzu merak ediyorum. Aynen. Yani, tamamen kızımla daha fazla vakit geçirmek istediğim için. Çünkü düşünsenize bir çocuk dünyaya getiriyorsunuz. 3 yaşında kreşe başlıyor. Evet. 5 yaşında ilkokula başlıyor ama ben onunla sabah kahvaltısında onunla birlikteyim. Hı hı. Çünkü ona yani kendime hazırlanayım, işeme gideyim, zaten İstanbul trafik, ondan erken çıkmam lazım. Tabii hep eşimle paslaşıyorduk sağ olsun, o da benim yani en yakın hem arkadaşım hem eşim. Çok yardımcı olur her zaman bana. Okuldan çıkıyor, alamıyoruz. Servis alıyor, babaannesine bırakıyor. Ben çocuğu babaanne işten çıkıyorum, babaanneden alıyorum. Zaten küçük, 8'de uyuyor, ben 7'de alıyorum. Yani ben günde bir saat görmek için mi çocuğu dünyaya getirdim dedim. Evet. Ve ama sonra tabii her anne gibi, her çalışan anne gibi hep kendimi şöyle telkin ediyordum. Anneciğim. Evet, Hande'cim, çalışan tek anne sen değilsin, kendini bu kadar yıpratma. Sonuçta ona daha iyi bir hayat bırakabilmek için aslında çalışıyorum ve çalışan bir anne modeli de olmak istiyorum. Ev hanımı bir anne modeli de olmak istemiyorum. O yüzden hep ne yapabilirim diye düşündüğümde ve hep şunu çok dua ederdim. Yani fotoğrafçılığa başlamadan önce de insanın hobisinden para kazanması kadar çok güzel bir şey yok. Zevk aldığı bir işi yaparken aynı zamanda da hayatını idame ettirebilmesi kadar kıymetli bir şey yok bence. Çok şükür ki Allah bana bu şükür imkanını tanıdı benim tabii çabalarımla. Hı hı. O yüzden hayatımın böyle en huzurlu, en olmasını istediğim yerindeyim. İnşallah böyle de devam eder. Amin. Zorluklar da yaşadınız. Kadın kadının düşmanı da olabiliyor kimi zaman. Tabii. Bunları konuşabiliriz burada, sıkıntı yok. Yani şöyle. Ne yapmak gerekiyor? Nasıl dik durmak gerekiyor? Sizi aşağı çekmek isteyen insanlar olabiliyor çünkü. Yani bence çok aslında bir hedefiniz varsa o hedefte gerçekten ilerlemek gerekiyor. Çünkü işte şey diyenler oluyor. İşte Hande'cim 30 yaşından sonra, işte 35 yaşından sonra yeni şeylere yelken mi açılır? Boş ver, belli bir düzenin var. Devam et. Nasıl ya? Sen fotoğrafçı mı olacaksın? Ne alaka? Şimdi bilmiyorlar ki çünkü benim içimde yatanları, yıllardır kurduğum hayalleri. Böyle bir şey işte ne alaka ya? Sen bankacısın. Bütün eğitimin bu yönde. Bütün hayatın bu şeyde nasıl yapacaksın? İşte saçmalama. Konfor alanından nasıl çıkacaksın? Yani ama gerçekten eşim her zaman hep bana şey diyordu. Hande'cim hadi başla. Hadi başla. Diyordum ki Aycan nasıl yani? Hemen mi istifa edeyim? Diyordu ki et. Başla. Ne olacak? İşte sen yaparsın. Ben sana inanıyorum. Ben sana güveniyorum. Ama
Ben kendime güvenemiyordum. Diyordum ki hani ay hiç bilmediğim bir şeye gireceğim. Yani o böyle çekinceler aslında sizi geriye çekiyor. Ne zaman ki ya tamam ben artık bu işi yapacağım. Çok da emek harcadım. Artık biliyorum ve tamamım ben dediğiniz zaman başlamanız lazım. Yani şöyle de olmaması gerekiyor bence. Evet ben bir fotoğraf makinesi aldım. Çekiyorum. Aa evet güzel de çekiyorum. Ben bu işi yapayım. Bence böyle de olmaması gerekiyor. Hı-hı. Çünkü insanlar şey zannediyorlar. Evet ben çok büyük paralar verdim. Makineyi aldım. Benim şey yapmama gerek yok. Deklanşöre basayım. Yeter. Gerçekten o da değil. Onun haricinde göz lazım. Göz bence aslında birazcık Allah vergisi bir şey. Hmm. Herkeste var mı yok mu, bende var mı onu da bilmiyorum. Ama şuna gerçekten inanıyorum ki bir insanın hiçbir şeye ya bir konuda hiçbir ilgisi olmamasına rağmen o işe emek ve zaman harcıyorsa, o işe gönül koyuyorsa başarılı olmaması mümkün değil. Yani ben bilirdim ki sabah 6'da kalkacağım ama gece 3'e kadar acaba hangi kıyafet alsam, nerede çekim yapsam, nasıl bir konsept hazırlasam diye böyle gece yarılarına kadar telefonda araştırırdım. Ortada bir şey yok yani değil mi? Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ben çalışıyordum. Müdürleyecek hiçbir şey de yok yani. Hayır ortada. Hiçbir şey yok asla. Ve ben hep böyle tamam bunu almalıyım alıyordum. Bundan yaptırmalıyım yaptırıyordum. İşte arka fonlar alıyordum. Çünkü daha hangi alanda ilerleyeceğimi bilmiyordum. Sadece ben çocuklara çocukluğunu hediye etmek istiyorum diyordum. Hep ailelerime de şunu söylüyorum. Evet ben şu anda bu fotoğrafı çekiyorum. Belki siz şu anda bakıyorsunuz. Aa, evet çok güzel diyorsunuz. Ama yıllandıkça yıllar sonra o fotoğrafın değeri çok artacak. Çok. Aslında tüylerim diken diken oldu. O da şöyle, ben depremzedeyim. Öyle. 99 depreminde biz evimizi ve işte bütün eşyalarımızı kaybettik. Ah canım. Orada benim bütün çocukluk fotoğraflarım da gitti. Ah kuzum. O yüzden böyle özellikle şu anda her şey dijitalleşmişken çocuklara gerçekten resimlerle çocukluğunu hediye etmek istiyorum. Çünkü ben geçmişe baktığımda bulamıyorum. İşte ablamın da yok, benim de yok. Ancak böyle bir iki oradan tane. Oradan çıkmışsın. Evet aslında böyle hep çünkü bana işte mesleğe ilk başladığım zaman ürün fotoğrafçılığı teklifi geldi. İşte model, evet en başta para kazanmak için ve işimi devam ettirebilmek için çekim yaptım ama hep dedim ki ya ben çocuk çekmek istiyorum, aile çekmek istiyorum. Yani sadece çocukla değil, annesiyle babasıyla, evet. Aileyle ya da böyle işte iki kuşağı, üç kuşağı aslında çekmek istiyorum. Hep böyle ona yöneldim ve şimdi tam böyle istediğim zamanda ve istediğim yerdeyim. O yüzden Allah açık etsin. Amin. O yüzden sizin nezdinizde de herkese şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bir şey istiyorlarsa, bir şey yapmak istiyorlarsa hani hep derler ya o konfor alanının birazcık dışına çıkmak evet. Gerekiyor. Çok gerçekten önemli. Bunu yapmak gerekiyor. Çünkü yapmadan öyle bir dünya olduğunu İstiyoruz. Görmüyorsunuz. İstiyorum olmuyor. Kelime değil yani. Aynen öyle. İstiyorsam kalıyor orada. Çünkü ben İşte pandemi o yüzden benim hayatımı çok değiştirdi. Hep diyordum ki ben sabah kalktığımda işe gitmezsem ne yaparım? Ne yapabilirim? Halbuki o kadar farklı bir dünya varmış ki. Bankacılık yorucu ve ömürden ömür alan bir iş. Yani mesaisi çok fazla olan. Sinir, stres beraberinde belki hastalık getiren yorucu bir iş. Peki Hande Bozkurt kimi çekmek ister? Ya aslında ben kimi çekmek isterim? Ya da kimin çocuğunu çekmek istersiniz? Aslında öyle bir şey yok kafamda. Yok mu? Evet yani şu kişinin çocuğunu çok çekmek isterim diye bir şey yok. Ben sadece gerçekten böyle çocukları çok büyümeden o ilk yıllarını hatta yani şunu çok isterim. Ben şu anda kendimi hep böyle aile fotoğrafçısı olarak tanıtıyorum ama insanlar şey yapıyorlar işte bir yaş evet çektirdim anısı kaldı. Ben onu aslında her sene tekrarlamak istiyorum. Bir çocuğun büyüyene kadar. Evet birinci yaşı, ikinci yaşı, üçüncü yaşı yani kaç yaşına yani üniversite hayatına gelene kadar onu gerçekten her sene aslında bu yurt dışında yapılan bir şey. Hı hı. Genellikle tabii stüdyolarda yapılıyor ama hep böyle aile geleneğidir. İşte yılbaşlarında. Evet. Bizim maalesef böyle bir kültürümüz yok. Hı hı. Yani hiç olmadı. Birazcık böyle onu insanlara göstermek istiyorum. Sıra dışı bir sayfa ama sayfanızda. Gerçekten bakıldığı zaman siz yoksunuz
değil mi? Çok büyük bir sanat var orada. Ay çok teşekkür ederim. Yani yani sıcacık böyle insanın içini ısıtan, kış bile olsa mutlaka o güneşi böyle arkadan içimize sokacak fotoğraflar çekmeye çalışıyorum. Öyle yansıtabiliyorsam da ne ya, mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Peki bundan sonra bir stüdyo olmasını ister misiniz? Hayır. Çok net. Hayır. Çok net. Hiç istemiyorum. Bütün dünya benim stüdyom diyorsunuz. Evet. Yani makinemi alayım, modelimi alayım. Her yerde çekim yapabilirim. İşte sahil kenarında olur, dağın tepesinde olur, ormanın içi de olur ki ormana bayılıyorum. Hı hı. Çok seviyorum ormanda çekilen fotoğrafları. Dış mekan çekimi. Hep dış mekan. Yani yağmurda da, çamurda da, karda da hep dış mekan çok istiyorum. Ünlülerden var mı böyle size ulaşmaya çabalayan? Yani daha böyle ufak ufak başladı mı? Ufak ufak evet başladı. Genellikle çocuk oyuncular ve ufak ufak dizilerde oynayanlar ya da ismini tabii şimdi vermek istemem ama verin. Ünlü isimlerin kardeşleri, akrabaları onlar böyle mesaj atmaya başladılar. Yavaş yavaş ilerliyorum. Ben de tabii influencerlara mesaj atıyorum. Evet, bu işler ancak bu sosyal medya işleriyle devam edebiliyor sadece. Mesela ilk Sahra Hanım'ı çekmiştim. Ona da buradan çok sevgilerimi yolluyorum. Çok güzeldi. Ben hiç unutamayacağım. Sahra, her dille. Sahra, her dille. Çok böyle severek, bayılarak çekmiştim. Çok da seviyorum. Hala da çok severek takip ediyorum. Rosa'nın büyümesini böyle çok beğeniyorum. Böyle. Kızınız yanınızda oluyor mu çekerken? Bazen. Onun fotoğrafları da var tabii ki. Hepsi. Tabii tabii. O zaten çok çekiyorum ama başta ilk zamanlarda böyle sürekli benimle gelmek istiyordu. Ona da ufak bir fotoğraf makinesi aldım. O da böyle benimle birlikte arkadan çekiyordu. Ama artık belli bir süre sonra çalışma şartları o kadar zor ki. Hele yazın. Allah'ım 40 derece sıcakta böyle 2 kere 3 kere üstümü değiştirdiğimi biliyorum. Bunu aldı. Tabii ki aycım ben evde oturayım. Aycım ben bugün gelmesem olur mu? demeye başladı. Şimdi artık hiç gelmiyor. Elini eteğini çekti. Ama sizi kazandı. Birlikte vakit geçiriyorsun. Tabii ki. Zaten dediğim gibi çok yakın ya. Hemen o ya babasıyla bu arada tabii kızımın şu anda benden daha yoğun bir hayatı var. Ben ona ayak uydurmaya çalışıyorum. O yüzden çok böyle ortak noktada kesişemiyoruz. Hem okulu hem işte konservatuarı bir de binicilikle uğraşıyor. Ve binicilik çok içinde yoğun hepsi. Her hafta sonu Yalova'ya gidiyor babasıyla birlikte. Benim çekimim olmazsa ben götürüyorum. O yüzden böyle onun da çok ağır bir temposu var. Aradılar gibi, dediği gibi anı durduruyorsunuz. Değil mi ya? Anı çok seviyorum yani. Böyle o fotoğrafları şimdi çekiyorum. Mesela o gece çektiğim fotoğraflara bakma. Mesela o kadar yorgun oluyorum ki kan ter içinde eve gidiyorum. Hemen duşumu alıyorum. Bakmadan asla uyuyamıyorum. Mutlaka hemen bütün fotoğraflara bakıyorum. Böyle hemen gözümde birkaç tanesini ayırıyorum, seçiyorum. Hemen o gece müşterime yolluyorum. Diyorlar ki nasıl ya anladım. Biz normalde çekim yaptırdığımızda bir ay, bir buçuk ay sonra alıyoruz. Diyorum ki yok ben bakmadan yapamıyorum. O yüzden böyle daha şey oluyor, daha samimi. Tabii ki. Aile gibi olsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ben bu kadar güzel bir kadını, güzel pozitif bir kadını tanımışsınız. Çok mutlu olduk. Ben öyle çok güzel mutlu enerji geldi ki. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Bundan çok sonra teşekkür güzel ederim. Güzel sizinle artık fotoğraflar çektiririz. Amin. İnşallah. Açık çok olsun. Herkesin fotoğrafını çekin inşallah. Bütün inşallah. Tek hayalim. Hepinize teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiler.